13 Eylül, 19 Eylül. Değerli yengeç burçları nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu takip ediyorsunuz. Türkiye ve dünya gündemini merak ediyorsanız Instagram sayfamdan takip edebilirsiniz diyorum. Kariyer anlamında inanılmaz şanslı ve umut dolu ve enerjinizin inanılmaz güzel bir haftaya başlangıç yapacaksınız. Bundan sonra aktif ve enerjiniz hem yapıcı hem de yapmak istediğiniz planlar için olağanüstü anlaşmalar, yenilikler ve girişimci ruhunuz, anlayışlı ruhunuz birçok şeyin dengesini bulduracak. Aynı tempoyla devam ederseniz de sabrettiğiniz tohumları avucunuz içerisinde biriktirip onları yeşerteceksiniz. İhtiyacınız olan iş kapınızdaki şefkati bu hafta verimlilikle alacaksınız ve sizi motivasyon anlamında da yöneticileriniz ya da bulunduğunuz patronla aksilikler gidiyor. Enerjik bir hafta var ve artı beklediğiniz farklı projelerde işleriniz varsa da bunlarla ilgili de özellikle Cuma ayın 17'si 18'in arasında da imzanız atılacak. Hiç korkmanızı gerektiren bir durum yok. İstediğiniz kapılarda sizin için hayırlı. Yani biz yeşertmek istediğiniz projeleriniz, devletle alakalı bazı diyaloglarınız da varsa bunlarla ilgili çok güzel olumluluklar var. Ben sabrınızı tebrik ediyor ve işiniz yeni işlerde, yeni projelerde daha güzel noktalarda olmanızı görüyorum. O yüzden yapmanız gereken tek şey sabrınızın tohumları avucunuzun içerisine yeşertin ve umutla bakın. Maddi olarak da çok güzel destekleneceğiniz bir hafta. Uzun süredir beklediğiniz paralar ya da krediyle ilgili olumsuz giden her şeyin önünde bir açılma söz konusu olacak ve krediniz de onaylanmış olacak. Ev almayı düşünüyorsanız bile krediniz onaylı, araç krediniz bile onaylı. Bu hafta başvurun. Ayın 20'sine kadar istediğiniz anahtarlar kapınızda olacak. Bazı yengeç burçlarının özellikle borçla ilgili endişeleriniz varsa, haciz ya da evraklarla ilgili ödemede zorluk yaşıyorsanız alacağınız maddi destekler bunların önüne geçecek ve krizleri yumuşatarak ve daha mantıklı bir şekilde yöneteceksiniz. Gerçekten bunları da çok kolaylıkla halledeceksiniz ve derin nefes alacağınızı söyleyebilirim. Özellikle teknik mühendisliği, teknik alanlarda çalışıyorsanız, teknik yol projelerinde yer alıyorsanız bunlarla ilgili yeni projeler, yeni anlaşmalar size keyif verecek. Ve yurt dışı ile ilgili de beklediğiniz evraklar ya da şehir dışında farklı bir projelerle ilgili oluşmak istiyorsanız bunlarla ilgili de bu ay bitmeden neticelenmiş ve gitmeniz gereken yolculuğunuz başlamış olacak diye uyarıyorum size. Ya size hafta içi çok güzel başlayıp çarşamba, perşembe nevriniz dönüyor ya. Yani siz haftayı çok erken bitiriyorsunuz. Yani siz perşembe olunca hafta bitmiş oluyor. Ve sanki cuma, cumartesi, pazar hiç işe gitmeyecekmiş bir enerjide fevri davranışların oluyor. Lütfen haftanın 7 gün olup yani 4 gün çalışma temponuz değil 6 gün çalışma temponuz olduğunu farkına varın. Ve bu enerjiden de çıkmanızı öneriyorum. Çünkü siz perşembe günü çekilmez bir hal oluyorsunuz. Çünkü sanki çarşamba ben kendime zaman ayırdım enerjiniz var. Siz çarşamba, cumartesi de çalışıyorsunuz. O enerjiden çıkın öneriyorum. Ortaklı bir iş ya da ailevi ortaklı işleriniz varsa da bununla ilgili de çözülmesi gereken bazı evrak ve tapu ya da ruhsat işleri ya da vergi ile alakalı çözülmesini istediğiniz noktalarla ilgili de güzel oluşumlar var. Ve rahat erip bunları da sisteme geçireceksiniz. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Eğer evinizde bir üniversite öğrenci varsa ve üniversite sınavını kazandı ve biz bunu nasıl hallederiz diyorsanız çocuğunuz çok zeki ve gelecek hayatı bu konuda parlak. Gözünüzü kapatın, ayakkabınızı bile almayın. Bu çocuğu okutun, çok özel bir çocuk, kıymetini bilin istiyorum. Sevgili konusunda özellikle sevgilinize bu hafta kapris yapacaksınız. Onu ilişkiye bitmekle zorlayacaksınız ve ilişkinizi bitirmek zorunda kalacaksınız. Dilinize hakim kılın, ilişkiniz sizin tavırlarınızdan bitiyor. Dikkat edin istiyorum. Özellikle de evliliğinizle ilgili de yaşadığınız ailevi krizler, özellikle eş soyunuz yani hanımınızın soyundan kaynaklanan sorunlardan bıkan erkeklere sesleniyorum. Evet kadınlar, siz de
o ailedeki sorunu kendi eşinize yansıtıyorsunuz ve burada ilişkimiz çıkmaz da oluyor. Bence birebir hayatınızı devam ettirin. Kendi ailenizle ilgili sorunlarını kardeşlerinizle ya da ailenizle çözmeniz gerekiyor ve sizin evliliğiniz zedeleniyor. Bunu bir an önce çözmemiz lazım. Çocuğu olmayan ve uzun süredir çocuk tedavisi olan yengeç burçları için bu dönem tekrar denerseniz olumlu ve aydınlık olacağını uyarıyorum. Ve fevri çıkışlar, hani çocuğum olmayacak, ben annesiz ya da baba demeyecek bir evladım olacak tribindeyseniz, size evlat vermiş yaradan, sadece doğru tedavi, doğru aşılama, doğru doktora giderseniz Rabbim size evlat sevincini de yaşatacak diyorum. Bu ara en çok maneviyat ve maddiyatı aynı anda karıştıracaksınız. Bir yandan paraya tapıp bir yandan maneviyata tapacaksınız. Evet, parasız da hayat olmuyor, inanmamaksızlık da hayat olmuyor. Evet, olabilir ama her iki tarafı da doğru dengelemek, biz çünkü sonuçta emanetiz. Emanete doğru değer tapmamız bizim için daha sağlıklı, ama maddiyat kapılarınız açık, endişe etmenizi istemiyorum. Kulak, burun, boğaz enfeksiyonlarımıza dikkat edeceğiz. Saç dökülmesi, alerjik reaksiyonlarımız çok ön planda olabilir. Bir de sevgilim geri gelsin diyen bağıran yengeç burçları var. Ev sevgiliniz size geri gelecek, hatta evlilikle geri gelecek. Sabrınızı devam ettirin diyorum. Bir de değerli yengeç burçları, anneniz ya da kız kardeşiniz ya da halanızı kırdıysanız özür dileme vakti, ya da onlar size bir hata yaptıysa özür dilenecek olarak uyarı veriyor. Birinci kat ya da 11. katta oturan yengeç burçları, evinizi satacaksınız. Güzel bir, ferah bir ev alacaksınız. Şimdiden hayırlı olsun. Yalnız hiç sevgilisi olmayanlara da değişken bir enerji ve kısmetinizin bol olacağı bir hafta. Hadi bakalım, doğru tercih yap ve hayatındaki insana dokun diyorum. Sevgiyle kalın, umutla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.